İstanbul'da durum şu an çok da iyi görünmüyor. Vaka sayıları artış gösteriyor. Yani hiç haftalardır hep yukarı doğru çıkıyor. Test pozitiflik oranları %10'u aştı. Bu nedenle hani zaten 7 günde görülen toplam 100 bin kişideki infeksiyon oranında 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum yani 3. dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pike de ulaşmadığımızı aslında, çünkü açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz biz açıkçası. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam belirgin fark var. Bir önceki haftaya göre pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Pozitiflik oranı dediğim gibi bizde de %12 civarında. Dolayısıyla işler aslında hani 3. dalgayı açıkça gösteriyor ve geleceğe, yani önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşündürüyor bana. Aşılı insanlar 2 doz aşısını olduktan 14 gün sonra bile hani hastalanabilirler ama ölüm oranını büyük oranda şu anda elde edilen verilere göre azaltmış görünüyor. Bu çok sevindirici bir şey. Hani olumlu bir şey söylememiz gerekirse bunu söyleyebilirim sadece şu an için. Ama onun dışında da biliyorsunuz çok fazla nüfus var İstanbul'da. Hani aşılısız olan gruplar var. Onların da hastalanma riskinin çok yüksek seviyeye gelmiş olduğunu söyleyebilirim İstanbul için. Aslında bütün Türkiye içinde hani birçok ilde riskin çok yüksek olduğunu görüyoruz. İnsanlarla yakın bulunmamak, kapalı ortama girmemek, kapalı ortama girmek zorundaysanız maskesiz asla durmamak gibi, kalabalık ortama girmemek, girdiyseniz gene hiçbir şekilde maskesiz durmamak ve kapalı ortamda bulunmak zorundaysanız çok sık bir şekilde havalandırmak. Yani tercihen camı açmak ama onun dışında da elinizden gelen her türlü havalandırma fırsatını kullanmak gerekiyor. Şu an hani bunu tavsiye edebiliyoruz gerçekten. Üçüncü piki yaşayacağız gibi görünüyor yani. Hangi aşı gelirse ve sırası kimin gelmişse o aşı olmasını planlıyor. Bakanlığın planı da bu şekilde. Yani önümüzdeki işte haftalarda 4,5 milyon doz aşı gelecek. 60 yaş üstüne başlamış olacak aşı ya da şimdiye kadar aşılanmamış diğer daha ileri yaşlılar da olabilir. Onlar hangi aşı yani sırayla gitmiş olacak, BioNTech aşısı da o şekilde yapılacak. Bakanlığın bir çalışması olmuş. Hani onların sonuçları tabii ki bilimsel makale olarak yazılmadı ama varyant 1'de etkinlikte çok bir fark olmadığı orijinal suçla. Varyant 1 İngiliz, şu an biliyorsunuz Türkiye'de de aslında en fazla yayılan ve hani önümüzdeki haftalarda da en baskın suç haline geleceğini tahmin ettiğimiz suç varyant 1, yani İngiliz varyantı. Aşının etkinliğinin eski dediğimiz bizim D614 suçuna karşı, yani Wuhan suçuna karşı diyelim, etkinliğiyle benzer olduğu. Yani arada çok önemli bir fark görülmediği ki literatürde de zaten genellikle öbür suçuna karşı olan etkilerle benzer. Bizde de bunu destekler şekilde çıktığını ifade ettiler Halk Sağlığı Kurumu'nda çalışan arkadaşlarımız. V2 dediğimiz Güney Afrika varyantı da Türkiye'de çok bu şekilde V1 kadar yaygın olmasa da görülüyor. V2 en tehlikeli olan aslında aşılar açısından. Zaten önümüzdeki dönem aşıların içeriğini de V2'ye göre ayarlayacaklar. Çünkü en çok kaçan o. V2'nin de yayılmaması için zaten daha fazla önlem alınıyor. V2 temaslısı olanlar mesela daha fazla izole ediliyorlar. O nedenle V2 dediğimiz Güney Afrika varyantı biraz daha tehlikeli şu anda. Bizim çok yakından takip etmemiz gereken bir varyant, aşıdan kaçabilme riski nedeniyle. Diğer aşılarda olduğu gibi koronavakta da böyle bir beklenti var. Aşılı kişiler eğer temaslı olursa, hani V1 dahil olmak üzere varyantlardan V1 dahil olmak üzere bunlarla herhangi bir teması olursa orada hani izolasyon olmayacak. Çünkü oradaki koruyuculuğun olduğunu biliyoruz. V1'de de Wuhan suşunda da elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Onlara karşı oldukça etkili koruması var ama V2 için ya da V3 için dediğimiz varyantlar için, yani Güney Afrika ve Brezilya varyantı için aynı şekilde koruma sağlamayabileceğinden kaygı duyduğumuz için onlar da izolasyon yapmak, o suçlarla teması olan. Onlar şu an Türkiye'de çok yaygın değil ama çok yakından izlememiz gerekiyor. Çünkü tehlikeli olabilir hani aşıdan kaçmaları nedeniyle. Aşılılar açısından, yani aşımızın etkinliği, gerçek yaşam verileri de geldikçe daha da rahat edeceğiz açıkçası şu anda. Çünkü bayağı bir insanı aşıladık. 2 dozları geçti 14 gün üstünde. İlk değerlendirmeler olumlu görünüyor. Yani ağır hastalıktan, ölümden engelleme açısından gayet güzel etkinliği var görünüyor ilk değerlendirmelerin. Bunların daha detaylı analizleri yapılıp toplumla da paylaştığı zaman, mesela Amerika'nın yaptığı gibi görüşebileceğiz. Hani bunların temeli oluşturacak insanlar, aşılılar en azından birbiriyle daha rahat görüşebilecek. Milyonlara aşı yapılıyor, milyonlarca insana aşı yapılıyor ve bu insanların başına ne gelirse gelsin acaba aşıdan mı diye takip etmeniz gerekir.